Hepinize merhaba arkadaşlar. Elimde özel seri kısa saplı bağlamalarımız var ve yanında uzun saplı olan 3 tane de özel seri bağlamalarımız var. Uzun saplıları da tanıtacağım. Önce kısa saplı bağlamalarımızın bir tonlarını dinlemenizi rica ediyorum. Sözü bugün bağlamalara bırakacağım. Ben çok fazla konuşmayacağım. Akort kaçabilir çünkü bağlamalarımız yeri geldi. Az önce akortlarına baktım ama biliyorsunuz akordun oturması, tellerin oturması, bamların oturması biraz zaman alabiliyor. Zaten bağlamalar da şu an bebek, daha yeni doğdular. O yüzden akortlar kaçabilir. Sizlere böyle sıcağı sıcağına bu güzelliklerin sesini duyurmak istiyorum arkadaşlar. Şu an bu güzelliklerden 13 tane geldi. 7 tane uzun saplı, 6 tane de kısa saplı bağlamamız geldi. Daha önceki haftalarda gelen siyah klavyeydi arkadaşlar. Kilim desen olmayan modelleri gelmişti. Aynı seri. Sadece siyah klavye olan modellerde gelmişti. Onlardan da bir 3-4 tane ya da 5 tane falan var galiba mağazada. Tam hatırlayamıyorum şu an. Totalde 20 tane özel seri bağlamamız var. Bunlar tükenmeden alın. Sonra demeyin bana Sırrı Hocam bağlama kalmadı, özel seri ne zaman gelecek diye. Bulmuşken alın. Ne zaman geleceği belli olmayabilir. Şu tonları dinledikten sonra zaten beklemeyeceksiniz. Ben hemen çalıyorum. Heyecanlanıyorum arkadaşlar. Bazen kekeleyebilirim. Şu an olduğu gibi. Çünkü mükemmel tonları var. Bir an önce size bunları duyurmak istiyorum. Ses hala uzuyor. Arada fiyat etiketi çataçuta çarpabilir. 00443 ardıç, kısa saplı ardıçlı bu güzellik. Web sitesine yarın atmaya çalışacağım arkadaşlar bunları. Şu an web sitesinde yok. Bu güzellikleri mağazadan alabilirsiniz. Arkadaşlar yeni gelen, sadece bu seri için söylemiyorum. Son dönemlerde gelen bütün bağlamalarda mükemmel tonlar var. Ya bunu zaten videolardan sizin duyuyor olmanız lazım. Bazen yani inanın fiyatının çok altındaki bağlamalar, yani fiyatının çok çok altında yazıyoruz. Gelip gören arkadaşlarımız bazen şaşırıyorlar, yani bu fiyata mı olur diye. Mükemmel tonlar var. O yüzden bundan sonra hani şöyle bağlamamız var, yok böyle bağlamam, öyle bir şey anlatmayacağım. Ben icra edeceğim. Siz zaten o bağlamayı nasıl olduğunu artık düşünün arkadaşlar. Bir de akustik olarak o sesi duyduğunuzda emin olun şu anki ses kaydından çok çok daha iyi olduğunu anlayacaksınız. Zaten gelen arkadaşlarımız bunu benim az bile anlattığımı söylüyorlar. İyice de beni motive ediyorlar. Ve doğru bir iş yaptığımı da bir kez daha anlamış oluyorum. Şimdi hemen yanımda kara ağaç bağlamamız var, kısa saplı. Hemen kodunu söyleyeyim size. 00463. Thank you.
Evet, farklı dizilerde de seslerini duyurmaya çalıştım. Hicaz, Kürdi, Uşak falan filan. Hepsinden biraz duyun diye. Özellikle hemen hızlı hızlı bu güzellikleri size duyurmaya çalışıyorum. Bir tane daha ardıç var, kısa saplı. 00438. Yarın inşallah web sitesine atarsam oradan da fotoğraflarına bakabilirsiniz. Biraz kaçmış tabii arkadaşlar, takdir edersiniz ki. Şimdi bu 3 tane güzel kısa saplı bağlamamızı tanıttık. Mağazada dediğim gibi arkadaşlar bir 4-5-6 tane daha, belki daha fazla kısa saplı bağlamamız var. Böyle kilim desenli olan var, siyah klavye olan var. Onlara da web sitemizden bakabilirsiniz. Yeni gelenleri atmadım ama eski seri var, olması lazım. Şimdi 3 tane de yanımda uzun saplı olan modelleri var. Bu arada arkadaşlar, mağazaya çok sayıda farklı serilerde, farklı kategorilerde uzun saplı bağlamamız geldi. Mandolin burgulu, ağaç burgulu, işte özel seri, ardıç gibi çeşitli serilerde de bağlamamız geldi. Onları da en kısa zamanda web sitesine atmaya çalışacağım. Yani 50 tane bağlama geldi arkadaşlar dün. Hangi birini çekip siteye atayım? Gerçekten vakit bulamıyorum. Biliyorsunuz pazar günü de oyma dutlar gelmişti. Onların bazılarını fotoğraf çekip internet sitesine atacağım derken anında 50 tane daha bağlamamız geldi. Şimdi büyük ihtimal hafta sonu bir 20-25 tane daha bağlamamız gelecek. Bu sirkülasyon çok fazla olduğu için fotoğrafları anında web sitesine atamıyorum. O yüzden WhatsApp'tan bana yazarsanız hepinize ayrı ayrı cevap yazmaya çalışacağım. Ben yazamadığım zaman Taner yardımcı olacak bana. Şimdi hemen uzun saplı bağlamalara geçelim isterseniz. Onları da bir ufak bir hamleyle oradan almaya çalışacağım. Hep beraber bir tanıtalım arkadaşlar. Bu arada yorgun olabilirim. Kusura bakmayın, böyle tipim kaymış olabilir. Gerçekten yoğun tempo çalışıyoruz. Yani mesaimiz bitmiyor arkadaşlar. Gündüz gece. Basit bir hamleyle şu güzelliğe uzandım. Birazdan ayağa kalkıp diğer ikisini de alacağım. Akortlar bozulabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Uzun saplı uzun saplı diyorsunuz diyorsunuz. Alın size uzun saplı bağlama. Hemen kodunu da söyleyeyim. 00440, yani la frekansı arkadaşlar. Çok çok iyi.
Yani gözünüzü kapatın. Uzun saplı bağlamaysa uzun saplılardan herhangi birini, kısa saplı ihtiyacınız varsa herhangi bir kısa saplı bağlamayı bu seri için alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten her zaman bulunmayacak enstrümanlar. Ben hemen diğer iki tane bağlamayı da şöyle bir dolaşıp alıp geleceğim arkadaşlar. Ben biraz dolaşıp geleyim. Şunu da bırakayım oraya. Evet arkadaşlar, size ciciler aldım. Şunu nereye bırakayım? Her tarafım bağlama oldu. Yavaş bir şekilde. Birbirinizle kavga etmeyin arkadaşlar. Şöyle bacağımla da tutayım bunu. Hemen kodunu söyleyeyim. 00442 Ardıç. Az önce çaldım neydi? Az önce çaldım Kara Ağaç'tı arkadaşlar. Bu güzellikte Ardıç. Sanırım büyük tekneydi diye hatırlıyorum. Yok, 41,5 tekneymiş. Küstürdüm gönlü güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu diye size ufak da böyle bir türkü söylemiş olayım. İşiniz zor. Yani bu bağlamayı ya da herhangi bir bağlamayı özel seride kim edindiyse arkadaşlar, emin olun çok dert sahibi olacak. Bu güzelliği hemen yere bırakıp diğer bağlamamızı alacağım. Evet. Şu güzelliği de böyle göstereyim. Kodu 00441 Maun. Maun. Birbirinden güzel. Nereden aklıma geldiyse, bunu da hiç çalışmadım ama birden aklıma geldi arkadaşlar. Bu zevkiyi de icra etmiş olayım. Yani ne diyeyim bilemedim. WhatsApp'tan arkadaşlar bu güzelliklerin fiyatlarını öğrenebilirsiniz. WhatsApp'tan bana yazarsanız. Ben hiçbir zaman bu arada arkadaşlar WhatsApp'tan bana fiyat sormayın demedim. Bilmiyorum, yanlış anlamış arkadaşlar herhalde. Ben sadece yorum bölümünde bana fiyat sormayın dedim. Onun dışında herhangi bir mecrada özelden yazarsanız, ulu orta ben konuşmak istemiyorum fiyat mevzusunu. Yani özelden yazdığınız zaman, mesaj çektiğiniz zaman ben her zaman fiyat bilgisi verdim. Zaten böyle yapın diyorum. Bana fiyat bilgisini sormayın demedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılıyor. Onu da düzeltmiş olalım burada. Bu güzelliklerin dışında mağazamızda çok fazla çeşit var arkadaşlar. Artacak bu çeşitler. Ben size söylemiştim ama herhalde o zamanlar boş konuşuyor gibi mi algıladınız bilmiyorum. Mağazada şu an çok fazla bağlama var arkadaşlar.
Her ay yaklaşık yani 100-200 tane bağlama geliyor mağazaya, atölyeden. Bunlar aynı hafta biliyorsunuz dünyanın her tarafına yayılıyor. Sadece kargo olan bağlamaları, satmış olduğumuz bağlamaları ben yayınlıyordum. Ama bundan sonra kargo yoluyla değil de mağazadan alan dostlarımızla, unutmadığım zamanlar ki çoğu zaman unutuyoruz, onları da sizinle paylaşacağım. En azından hangi bağlama geldi, hangi bağlama gitti, siz de takip etmek istersiniz. Merak eden arkadaşlarımız var çünkü. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz, özellikle Instagram'dan arkadaşlar, ben gün içerisinde çok fazla bu tarz görseller paylaşıyorum. Güzel hikayeler paylaşıyorum. Keyifli, bizim keyif aldığımız hikayeler paylaşıyorum. Onları da isterseniz takip edebilirsiniz. Baktınız ki çok gıcık oldunuz, takipten çıkabilirsiniz, problem değil. Ama YouTube kanalımı ben daha böyle resmi olarak kullanıyorum. Instagram kanalım biraz daha böyle gün içerisinde yapmış olduğum aktiviteleri sık sık paylaştığım bir mecra. WhatsApp'tan bana her türlü soruyu sorabilirsiniz ama arkadaşlar şunu da lütfen, lütfen, lütfen göz önünde bulundurun. Gündüz çok yoğun oluyoruz. Yani orada çok acil olan sorularınız ya da enstrüman almak istiyorsunuz onunla alakalı acil işte ustam bu enstrümanı alacağım ya da hocam ne derseniz artık bununla alakalı ne yapmam gerekiyor gibi yani daha acil bir şey olursa sevinirim çünkü orada muhabbet edemiyorum. Hani muhabbet etmek isteyen arkadaşlar oluyor, saygı duyuyorum ama vakit darlığından dolayı orada hızlı cevap vermek zorunda kalıyorum çünkü günde 50-100 tane soru geliyor sadece WhatsApp'tan. Onun dışında mağazaya gelen dostlarımız oluyor. Çok fazla böyle zaman anlamında zaman ayıramayabilirim. Yine ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum. Ama böyle keyfi yazışmalara çok fazla cevap yazamayabilirim. Şu ana kadar olmadı ama bu yoğunluk gitgide arttığı için bilginiz olsun. Kimseyi de kırmak istemem. Yani ben de kırılmak istemem. Kimseyi de kırmak istemem. Kimseyi ilgisiz, sevgisiz bırakmak istemem. Başka yere çekmeyin sakın konuyu. Yani o anlamda değil. Sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık anlamında. Yoksa bütün derdinizin dermanı ben değilim arkadaşlar. Yani her şeyi devletten beklemeyin yani. Elimden geldiği kadar keyifli bir ortamda bağlamaları tanıtmak, türküler okumak, enstrüman göndermek istiyorum. Bol bol farklı terimler kullanıyorum. Mesela bazı arkadaşlar dalga geçmişler işte. Dalga derken şaka anlamında hani şaka yapmışlar. Dalga geçmişler farklı oluyor. Hocam işte karşı taraf ücretini veriyor alıyor. Siz de parasını alıyorsunuz veriyorsunuz. Bağlamaları edindirdik denir mi diye. Çok güzel bir noktaya değindi. Bu tarz kelimeleri ben seviyorum. Karşı tarafa keyif veren kelimelerdir bunlar. Güzel yazışmalardır. O yüzden buna şimdiden alışalım arkadaşlar. Bu lokumları, bu güzellikleri, bu çıtırları çok duyacaksınız benden. Varsa olumlu anlamda, şu hocam şunu da yapabilirsiniz, bunu da yapabilirsiniz, şunu görmek istiyoruz ya da bunu yapmasanız aslında daha iyi olur gibi. Ben yorumlarınızın hepsini okuyorum. Sadece yorum bölümünde soru cevap yapmıyorum. Çünkü soru cevabı, cevap soruyu, soru cevap böyle bir çığ gibi büyüyor. Orada o tarz muhabbete giremem, vaktim yok. Yani onları yaparsam da bu enstrümanlarla ilgilenemem. Bağlamaların kalitesi artacağı yerde belki ya yerinde sayacak ya da daha da düşüşe geçecektir. Çünkü atölyede ilgilenmek gerekiyor. Yani sadece ustalarımızı kendi haline bırakalım öyle ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor arkadaşlar. Ben sizin taleplerinizi ustalarımıza iletiyorum. Kendi icralarımı da tabii dikkat edilmesi gereken konuları da ustalarımıza iletiyorum. Onlar da bu doğrultuda enstrümanlarımızı üretiyorlar. Bu doğrultuda enstrümanlara şekil veriyorlar. O yüzden ortaya böyle muazzam enstrümanlar çıkıyor. Her gün bakın saat akşam 9 oldu. Sabah 9'da mağazaya gidiyorum. Akşam 9-10 birazdan yine arkadaşlarım mecburen sorularını yanıtlayacağım. Yani günde 14-15 saat neredeyse mesai içerisindeyiz. Bunların bir sebebi var. Her şey daha iyi olsun diye, enstrümanlarımız daha iyi olsun diye. Dünyanın her tarafına gerçekten güzel enstrüman gönderin diye uğraşıyorum. Ucuz enstrüman üretmek gibi bir derdimiz yok. Tabii ki de sizlere düşündüğüm noktalar var. Bazı enstrümanlarımızı şimdi oymadutlarda, özel serilerde bunu yapamam. Ama bazı serilerde uygun fiyatlı profesyonel bağlama gibi onların fiyatını arkadaşlar çok uygun tutuyorum. Çünkü herkes gerçekten güzel enstrüman çalmalı. Ben elimden geldiği kadar bu konuda güzel enstrüman üreterek ya çok fazla kâr etmeyerek bazı serilerde bunu yapmaya çalışıyorum. Ama tutup da yani en iyi bağlamayı da çok ucuz bir fiyata almayı bekleyen arkadaşlar var. Yani onlara da şaşırıyorum. Ya biz de herhangi bir yere gittiğimizde ben de bağlama almıyorum ama onun dışında her şeyin alıcısıyım aynı zamanda.
gidip de güzel bir ürün almak istiyorsam biraz paraya kıyıyorum arkadaşlar. Bu böyle, kalite ucuz değil. Maalesef değil. Kalite istiyorsanız biraz meblağlar yukarı çıkacaktır. Alamayabilirsiniz. Bütçenize uygun olmayabilir. Bunlar çok normal. Ben de yani Lamborghini'yi çok seviyorum ama gidip alamıyorum. Yani gidip de adamların kapısında Allah sizin cezanızı versin, ne biçim pahalı yapmışsınız demiyorum ama. Maalesef bize onlar bazen geliyor. Bazı arkadaşlar diyor ki çok pahalı bağlamaların. Hangisi? Bu en üst seviye olan, en üst seviye adı üstünde zaten. Yani en üst seviye bağlama en üst fiyata da verilmesi icap ediyor. Yani çünkü o öyledir yani arkadaşlar. Bu dünyanın her yerinde her ürünle alakalı böyledir. Yani gelip onu olumsuz bir şekilde bana söylemenin hiçbir anlamı yok. Çünkü öyle yani. Yani 20 yıllık dutları getiriyorsun. Adam onu 500 liraya satmanı bekliyor. Yani nasıl olacak? Yani o imkanı yok ki böyle bir şeyin. Sonra diyor ki bu çok pahalı söylüyorsun. Çok pahalı bu. Ucuza bak yani. O yüzden lütfen bunları iyi dengeli kurmamız lazım. Şimdi bir yandan da ya eğitimci yanımda olduğu için, öğretmenlik de olduğu için arkadaşlar, ister istemez bazen sizin hatalarınızı düzeltmeye çalışıyorum. Sonra diyorum ki Sırıcım derste değilsin, karışma. Çünkü ters tepebiliyor bazen. Ama bu dengeleri iyi oturtturmak lazım. Diğer türlü karşı tarafa kötü bir his uyandırırsınız. Yanlış anlaşılırsınız ki yaptığınız zaten yanlış oluyor. O yüzden hani bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. Yani bütün bu müzik, bütün bu bağlama, bütün kültür zaten bu amaçla var. Yani bu bir sonuç değil. Bu beşeri ilişkilerimizi daha iyi hale getirmek için birer araç. Bunlar birer araç. Türküler, şarkılar, aklınıza ne geliyorsa hepsi birer araç. Totalde insanların birbiriyle güzel geçinmesi var. O yüzden ya olabildiğince tabii ki de enstrüman getiriyoruz, satıyoruz, bunun ticareti elbette ki oluyor. Ama ben isterim ki hem ticaret yapalım, hem birbirimizi geliştirelim. Yani olumsuz bir şey olduğu zaman bunun üzerine beraber gidelim. Daha iyi farkındalık düzeyimizi artıra artıra güzel bir muhabbet edelim isterim açıkçası. Hayatın her anlamında, her alanında. Mağazaya gelen dostlarımızla bunu %99 yakaladık arkadaşlar. Çok güzel dostluklar ediniyoruz. Onu buraya da yavaş yavaş sirayet ettirmeye çalışıyorum. Lütfen bu konuda bana yardımcı olun. Yani didişmektense biraz yardımlaşmak çok önemli. Çünkü niyetimiz temiz. Niyet temiz olduğu zaman gerisi, her şey temiz olur diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar çok olumsuz yorumları yapmayın kimseye. Yani bana değil, kimseye yapmayın. Çünkü olumsuz yorumun kimseye bir faydası olmayacak. Siz karşı tarafı kıracaksınız. Karşı taraf da size yine aynı şeyi yapacak. Siz de kırılacaksınız. Gerek yok böyle şeylere. Sanat, müzik, bağlama, türküler kavga etmek için yok. Daha güzel şeyleri paylaşmak için var. Kötü olan şeyleri de güzelleştirmek için var. İnternetim bitiyor. Benim canımı sıkmayın. Hadi artık kapatalım şunu. Zaten bu aralarda sesimde bir çatlama falan başladı arkadaşlar. Sanatçı kaprisi değil. Sesim hastayım, sesim kısık falan değil. Gerçekten sesim çatlıyor zaten, dikkat etmişsinizdir. Bazen de çok konuşmaktan. O yüzden siz bunları dinlerken arkadaşlar ben de biraz siz dinlenin, dinleyin. Ben de dinleneyim. Yarın çünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz çalışmaya, bu güzellikleri sizinle buluşturmaya. O yüzden arkadaşlar güzel güzel dinleyin, kavga etmeyin, kimseye bulaşmayın, takipten uzaklaşmayın, videoları beğenin arkadaşlar. Yani beğenin derken çok beğeniyorum değil, hani beğenme butonuna basarak da beğenirseniz ya artısı olacaktır diye düşünüyorum. Olmazsa da siz beğenin, boşverin yani, fazla da takılmayın. Siz beğenin arkadaşlar. Artısı olsun olmasın önemli değil. En azından videolara ilgi duyduğunuzu ben anlamış olurum. Eğer ilgi duymayacaksanız da zaten yavaş yavaş azaltırım diyormuşum. Yok yok, azaltmam. Devam eder. Çünkü bunları ben sizin için yaptığım kadar kendim için de yapıyorum. O yüzden hani beğenirseniz beni de mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda yakın zamanda, yarın, belki de akşam, bilmiyorum. Canım ne zaman isterse, ne zaman kafama eserse yeni bir videoda sizlerle buluşacağız arkadaşlar. Beni sevin. Ben de sizi severim. Unutmayın. Unutulanlar yok. Alakasız oldu bu. Neyse, görüşürüz sonra. Siz anladınız arkadaşlar.